Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tarayıcılarda indirim hızını nasıl fırlayabiliriz? Çünkü genellikle 1 MB bile geçmeyen bir hızda bütün dosyalarımızı inmesini bekliyoruz. Artık bunun çözümü var. Onun için bunun çözümünü göstereceğim bu videoda. Hadi size videoyla baş başa bırakıyorum. Burada sizin için karşılaştırma yaptım. Uygulamayı indirdikten sonra bir de indirmeden önce. Sadece 10 saniyede 100 MB'a indirebiliyoruz uygulama indirdikten sonra, ama öncesinde 30 MB bile geçmiyordu. İlk adımda aramada Windows güvenli yazıyoruz. Windows güvenliğini kapatmamız gerekiyor çünkü indireceğimiz uygulama genellikle işte 30 gün ücretsiz deneme sürümü veriyor. Sonrasında para ödememiz gerekiyor. İşte bunun da yöntemini bu videoda göreceksiniz. İlk önce gerçek zamanlı korumayı, bulutlu tabanlı bütün korumaları kapatmamız gerekiyor. Kapattıktan sonra çıkıyoruz. Burada bir şey kalmıyor. Ve size açıklama kısmında verdiğim linkten bu dosyayı indirebilirsiniz. Bu dosyadan indirmelere geçelim. Bu dosyayı ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra bu dosyanın içinde iki dosya göreceksiniz ya da iki dosya değil bir uygulama göreceksiniz. İlk önce uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı istediğiniz yere seçebilirsiniz. Lisansa falan her şeyi tık yapıyoruz. Öyle açıyoruz uygulamayı. Uygulamayı kurduktan sonra zaten göreceksiniz ki ilk önce işte ad soyadı falan istiyor. İşte bunu keşfe atıyoruz. Sonra diğer dosyayı ayıklıyoruz. Bunu ayıkladıktan sonra bir uygulama var, onu açacağız. Yönetici olarak çalıştıracağız bunu. Yönetici olarak çalıştırdığımızda böyle bir ekran çıkacak karşımıza. Sadece crack tuşuna bastık mı bitti. Artık onu istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Ve şu an göstereceğim. Burada uygulama adını yazıyoruz. Uygulama adı internet dolan falan falan. Onu açıyoruz. Açtığımızda şu kayıt yerinde işte lisans bilgilerini görüntüle. Lisans satın almışlığımız var çünkü. İşte ürünün lisans adını falan. Bir de altta gördüğünüz üzere lisans numarası yok. Ama lisansı ömür boyu geçerli olan bir lisans. Yani ömür boyu kullanabileceğiz. Artık burada bir şey yok. Tarayıcıyı açabiliriz. Tarayıcıda bir uzantıyı aç diyecek. Uzantı böyle sizde gözükmediyse uzantıyı siz indireceksiniz. Uygulama adını yazarak zaten uzantıyı indirebileceksiniz. Uzantıyı indirdikten sonra artık şu yukarıda gözükecek. Ve videonun başında gösterdiğim şu dosyayı indirmeye çalışacağız bir daha. İndir tuşuna bastığımızda zaten karşınıza böyle bir sayfa açılacak, indirme sayfası. Bunu kapatabilirsiniz. Bu sayfa bir defalık çıkıyor. 3 noktaya basıyoruz. 3 nokta indirmek istediğiniz yere seçiyorsunuz. İndirmek ve indirilenlere seçtim. Ve indirmeye başlayabiliriz. Ve gördüğünüz üzere direkt 130 MB ile başladı. Bir de 8 MB hızlı. İnternetinize göre değişir zaten. Şu an bunu durduracağım ve size bu uygulamayı kullanmak istemediğiniz sayfalar olacaktır bence. Onun için onu da göstereceğim. Yukarıda şu simgenin üstüne bir defa tıklayınca zaten böyle bir değişiyor, siyah beyaz oluyor. Böyle direkt tarayıcının kendi indirme sayfasında indiriyorsunuz. Çünkü onu kapattınız. Ve bir daha basınca zaten açabiliyorsunuz. Bir daha onu o sayfadan indirebiliyorsunuz. Ve bu kadardı. Artık bu sayfada gerek yok. Her şeyden çıkabiliriz. Sorun olmaz. O uygulama sizde arka planda çalışacak. Bence bırakın. Çünkü arka planda çalışması bizim için iyi. Ve şu güvenlik şeyleri bir daha açalım. Şey olmasın diye zaten o dosyayı kullandık, bir daha kullanmayacağız onu. Bir günlük bu kadardı. Başka videoda görüşürüz.